YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlerle sebzeli oturtma yapacağız inşallah. Yalnız sebzelerimi yağda kızartmak yerine fırında çok az yağ ile kızartacağım. İlk olarak sebzelerimi soyarak başlayalım. Şimdi üzerlerine bir çay bardağı şöyle zeytinyağını gezdiriyorum. Üzerine şöyle 1,5 tatlı kaşığı tuzunu da ekliyorum. Sebzelerimi şöyle yağlı kağıt serdiğim tepsiye aktarıyorum. Fırını da açtım. 200 dereceye ayarladım. Şöyle bunları bir düzelteceğim. Şimdi sebzelerimi kızarması için fırına gönderiyorum. Sebzeler kızarırken harcını hazırlayalım. Şöyle tavama yağımı alıyorum. Üzerine de yemeklik doğradığım soğanlarımı ekliyorum. Şöyle 300 gram kadar da kıymamı ekliyorum. Soğanlarla birlikte kavuracağım. Kavrulan kıymanın üzerine şöyle bir yemek kaşığı domates salçası ekliyorum. Ve doğramış olduğum domatesimi ekliyorum. Şöyle üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar pul biber ve karabiber ekliyorum. Şöyle yarım demette maydanoz ekliyorum. Böyle yarım çay bardağı da soya ekliyorum. Şimdi üzerini kapatacağım ve iyice domatesler eriyene kadar bir 10 dakika kadar pişireceğim. Domatesi biraz gözünüze bol gelmiş olabilir. Domatesli hem bereketli oluyor hem de daha da lezzetli olduğu için bu şekilde yapıyorum ben. Sebzelerimiz güzelce kızardı. Kıymalı harcımız da hazır oldu. Şimdi yemeğimizin son aşamalarına geçebiliriz. Fırın kabıma ilk olarak patateslerimi dizdim. Şimdi üzerine şöyle kıymalı harcımdan aktarıyorum. Patlıcanlarımı da dizdim. Kalan bütün sosumu yemeğimin üzerine aktarıyorum. Son olarak yemeğimin üzerine bir çay bardağı su gezdirip tekrar fırına veriyorum. Bütün malzemeler birbiriyle özleşene kadar yaklaşık bir 15 dakika kadar pişireceğim.
Yemeğimiz hazır oldu arkadaşlar. Çok az yağda sebzelerimizi fırında kızartarak yapmış olduk. Gerçekten çok pratik oluyor. Tavada kızartmaktan daha da pratik oluyor. İnşallah sizler de henüz denemediyseniz bu şekilde dener ve beğenirsiniz. Bugünlük de bir tarifin sonuna geldik. İnşallah yeni tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.